Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Şirket haberleri, aracı kurum raporları ne varsa ele alacağız. Borsa açılışını değerlendireceğiz. Dün bir miktar esasında borsada sabah finans masası şefimiz Bekir Gürdemar'la konuştuğumuz gibi adeta bir dedikodu kazanının kaynadığı bir günü geride bıraktık. Alican Türkoğlu da sabah söyledi. Dün piyasada dolaşan haberlerin hiçbirinin teyidi yoktu. Bununla beraber yine Fatih Keresteci de Peninsula Corporate Finance'dan bu sabah ele aldı. Hacim düşük olunca piyasayı bu tip şeyler daha çok etkileyebiliyor diye bir şart düştü. Şimdi her şartta geldik borsanın dolar bazlı bakıldığında grafiğinde 300'de sınavına. Buraya bir değinelim bu sabah. Çünkü seninle biz 3.20'leri konuştuk bu yayında, 3'leri konuştuk derken, 2.9'lar 2.8'ler derken ne oluyor ne bitiyor dedik ve bir alt çizgiyi çektik. Şimdi buradan devam edelim, nereye gidiyor piyasamız diye. Şimdi bu grafik epey bir eskiye gidiyor. 2008 yılına kadar gidiyor. 2008'deki kriz zamanını hatırlayanlar olacaktır. O zamandan bugüne endeksin dolar bazlı grafiği. En dip gördüğü seviyeler 125 dolar seviyeleri veya o banda yakın yerler diyelim. Bu banttaki hareketini, yani bu 125 doların altındaki hareketini, hatta 150 doların altındaki hareketini çok uzun süre kalmamış endeks. Yani buralarda çok bir hareket yapmamış. Daha sonrasında geldiğimiz noktada 150 dolarla 350 dolar arasında ise en çok hareketin gerçekleştiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi 2017'lerden işte 2016'lardan bu yana özellikle 350 dolara yakın yerlerden endeksin satış yiyip daha sonrasında aşağılara kadar geldiğinde işte bu 150 dolar bandına koruduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Son 2022-2023 yıllarından sonra olan yükselişte Zeynep, 2022 yılında özellikle buradaki dip seviyelerden birkaç kez hatta orayı test edip dibini kuvvetlendirdikten, pekiştirdikten sonra 2022'de o yaşanan muhteşem rally'den sonra işte dolar bazlı %100 TL bazında iki kat gittiğimiz zaman nereye kadar yaklaştı endeks? Yine işte bu 275 dolarlar direncine kadar yaklaşmış. Daha sonra 2023 yıllarında işte seçimlerle birlikte seçim belirsizliği, hem işte makroekonomik ortodoks politikaları dönmenin hemen öncesinde tekrar yine 250 dolarlara yaklaşmıştı. Sonra 2023'te tekrar yine bu jeopolitik gerginliklerle beraber tekrar orayı test etmiştik. Sonra aralardaki denemelerde oraya kadar test etmese de bir 275-280 dolarları test etti. Sonrasında 2024 yılı içerisinde İki kez 340 dolar civarında, tam 340 değil ama kabaca söylüyorum bu rakamları, oraya kadar test edip daha sonrasında şimdi tekrar 290 dolarlardayız. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bu arada tabii 300 dolar denemelerini de birkaç kez yaptı. Buradaki grafikte ben biraz daha uzun vadeli olarak bakmak istedim. 300 doları geçemediği sürece biz endekste hep 250 ile 300 dolar bandı arasında aslında bakarsan sıkışmış oluyoruz. Dün de seninle konuşmuştuk, işte TL bazlı 10.200-10.300'ler civarında 50 günlük ve 100 günlük ortalamaları var. Buranın yukarı geçmesi lazım mutlaka. Ama dolar bazındaki ortalamalarda TL bazında geçmiş olsa bile pek bir şey ifade etmiyor 300 dolar geçilmeden diye. Ki dün yine 295 dolarlara kadar yaklaşan borsanın kapanışını 289 dolarla birlikte tamamlandığını gördük. Şimdi bunu haber akışlarına tabii ki bağlıyoruz. İşte teyide muhtaç bilgiler, teyit edilmemiş bilgilerle birlikte aşağı doğru geldiğini görüyoruz ama asıl sıkıntının bir kere likidi de olduğunu burada söylemek lazım. Ki evet. Hatta dün bankacılık endeksinin çok kuvvetli olduğunu konuşmuştuk ki bankacılık endeksinde mesela kapanışa baktığımız zaman pozisyonların kapatılmadığını, satılamadığını, alınan pozisyonların kaldığını ama vadeli tarafta eksiye geçildiğini görüyoruz. Yani piyasa kendini bir şekilde mutlaka hece etmek de istiyor. Şimdi 3 gün üst üste zaten bankalar en çok kazanan sektör endeksi oldu. Konuşacağız ama öncesinde bir de rota portföye dönelim. Portföy yönetimi bölüm müdürü Didem Madem bu sabah bizimle beraber. Didem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi dün piyasayı takip ettik. Bugün borsada teknik seviye açısından sizce nereler daha çok öne çıkar bir onu konuşalım isterseniz. Bir de içeride hazine bir ilke imza attı adeta. 10 yıllık kağıdı ihraç etti ama içerisinde takas unsurunu da beraberinde getirdi. Bundan sonrasında acaba tahvillerimize yabancı ilgisi nasıl şekillenir? Belki oraya da kısa bir parantez açarız bu sabah. Herkese günaydın, merhaba. Dün borsa %1.38 düşüşle satıcılı olarak kapandı. 9.891 seviyesinden kapanan piyasanın dolar bazından değerine baktığımız durumda 4 dolar kadar bir düşüşle 289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını gözlemledik. Genel olarak endekslerde düşüş vardı. Sadece bankacılık endeksinde yukarı yönlü küçük bir hareket gördük.
Borsa için açıklanan vergi ve enflasyon muhasebesine ilişkin açıklamalar borsayı kısa süreli olarak destekleyebileceğini düşünüyorduk ve gerçekten kısa süreli oldu. Hani dün direkt düşüşle piyasada işlemler başlamış oldu. Aşağı yönlü desteğe baktığımızda 9700-800 seviyelerinde ilk desteği görüyoruz ama asıl kuvvetli desteğin 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 9400 seviyelerinde oluşmuş durumda. Yukarı yönlü ivmeli hareketler içinse öncelikle 10200 seviyesinin aşılması gerekiyor. Ama asıl olarak düşüş anında bir gap oluşturan 10400 seviyesinin yüksek hacimli bir şekilde aşılması gerekiyor yeni pozisyonları konuşabilmemiz için. Bu anlamda hem yüksek volatilitenin olduğu hem de bu kadar düşük işlem hacminin olduğu bir konjonktürde temkinli duruşumuzu devam ettiriyoruz biz rota portföy olarak. Sizin de söylediğiniz gibi dün bir Eurobond 10 yıllık Eurobond ihracı gerçekleştirdi hazine. 5.6 milyar dolarlık gelen talebe karşılık 3.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. Ve satışın faiz oranı da 6.75 olarak önceki ihraçlara nazaran bir miktar düşüş oldu. Yıl içinde 7 milyar dolarlık ihraç yapılmıştı. Toplamda da 10 milyar dolar hedefleniyordu. Bu şekilde aslında hedeflenen satış tutturulmuş oldu. Yine sizin de belirttiğiniz gibi ihraç sadece yeni kağıt ihracı şeklinde, Eurobond ihracı şeklinde değildi. Değişim ihalesi anlamında da bir hizmet gördü. Hazine tarafından belirlenen bazı Eurobondların geri alımı da gerçekleştirildi. Bu anlamda biz hem bir miktar düşen faiz, hem satış miktarının iyi olması, hem de kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlanma aracıyla değiştirilebilmesi anlamında bu ihracı çok pozitif bulduk. Ve önümüzdeki dönemde de tahvil piyasasında bunun yansımalarının olabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte TL tahvil piyasasına da yabancı teveccühü halen devam ediyor yoğun bir şekilde. Özellikle 13 Eylül haftasında rekor seviyede 3 milyar dolarlık bir yabancı talebi geldi. Toplamda da şu ana kadar 16 milyar civarında bir yabancı alımı görüyoruz. Bu da zaten verim eğrisinde bir miktar düşüşe sebebiyet veriyor kısa tarafta. Biz önümüzdeki dönemde hem beklenen enflasyon düşüşüyle birlikte hem de faiz indirimleriyle birlikte bu verim eğrisinde bir miktar daha düşüş bekliyoruz. Bu da bize önümüzdeki dönemde borçlanma aracı fonlarına ilginin, talebin artabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte halen %65 bileşik seviyesinin üzerinde risksiz denilebilecek bir yatırım imkanı sunan para piyasası fonlarına da talep gittikçe artıyor ve biz de önümüzdeki dönemde de portföylerde para piyasası fonlarının bir miktar daha bulundurulmasını öneriyoruz. Rota Portföy, Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Didem Maden, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biraz sonra Gong'u da göreceğiz. Bakalım borsada açılış nasıl olacak? Öncesinde istersen grafiğimize bir kez daha dönelim biz Burcu. Özellikle tabii dolar bazlı bakıldığında sen de öne çıkan seviyeleri ortaya koyuyordun. Geriye dönük bir grafik ama esasında tabii perspektif kazanmak için de son derece kıymetli. Evet, tahvil piyasası Didem Hanım'ın dediği gibi ne kadar olumlu gelişmeler oluyorsa buradaki gelişmeler de aslında hisse senedi piyasası için pek şu anda hem likitide hem para girişi anlamında 300 doların geçilememesi anlamında şu anda pek umut vermiyor açıkçası. Bir tanesi hikayelerden bir tanesi ucuzluk olmaya devam ederken bir taraftan katalist etki yaratacak gelişmeyi bulmakta zorlanıyoruz diyebiliriz. Onu söylüyordum az önce yayına girerken. Madeni taraftaki pozisyonlar aslında baskı sebebinin en büyük unsuru olarak karşımıza çıkıyor. İşte dün bankacılığı veremedikleri için dönüp vadelide verdiler diyordum. Burada tabii açığa satışın olmamasını biraz daha belki böyle altını çizerek de konuşmamız lazım piyasada. Çünkü açığa satışın olmadığı yerde vadelindeki pozisyonlar veya işte türev piyasalardaki pozisyonların da
konuşmak lazım. Normal piyasa işleyişine geçemediğimiz her noktada piyasanın dinamiklerinin bozulduğunu, bunun da işlem hacmi, robotlar gibi durumlarla da karşılaşarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Tabii burada şöyle eleştiriler de var. İşte vadeli piyasalardaki veya robotlardaki işlemin tek bir bacaktan bakılamayacağını, bunun başka pozisyonlanmalarının olduğunu ve dolayısıyla robotların piyasayı çok etkilemeyeceğini diye, ama ben çok böyle düşünmüyorum. Şu andaki mesela hali hazırdaki işte işlem hacminin %40'ını %50'sini neredeyse bazen oluşturan robotların gerçekten gün içerisindeki fiyatlamalarda veya hisse hareketlerinde oldukça baskın ve hatta yönü bile tayin ederken çok agresif bir şekilde bazen karmaşaya da sebep olabildiğini de kesinlikle görüyoruz. Dolayısıyla burada yabancının da olmadığı yerde yatırımcıların da özellikle hem kurumsal tarafta hem yerel tarafta zorlandığını da görüyoruz. Şimdi dönelim borsanın anlık hareketine. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks günü yeşillerde karşıladı. %0,63'lük bir artı var. 62 puanlık yükseliş borsanın ana endeksini 9.953 puana taşımış vaziyette. Hemen şöyle detaylarla da devam edeceğiz. Kırılımlarda işler nasıl gidiyor ondan da biraz bahsedelim. Endeks ekranımıza geldi. Mali Endeks %0,56, Sanayi Endeks %0,46, Banka Endeksi de %0,89'luk artılarla yeni güne başladı. Hal böyleyken hemen bir de hizmetler tarafının fotoğrafını çekelim. %0,56 prim de orada var. %0,69 kadar ulaştırma endeksi artısı var. Bir de turizm endeksi cephesinde de %0,01'lik yatay bir artıyla yeni gün başlangıç yaptı. Peki kurlarda işler nasıl gidiyor? Bir de o tarafa bakalım. Orada da 34-15 seviyelerinde sabah saatlerinden beri dolar TL, euro TL işlemlerinde de 38-18-48 düzeyleri ekranımıza gelmekte. Kotasyon böyle sürerken borsaya döndüğümüzde Endeksuz'un 90 hissesinin şu anda güne artılarda başladığını görmekteyiz. 4 hisse düşüyor. Bu hisseler gübre fabrikaları, Yeo Teknoloji, Alfa Solar ve Enerji olarak karşımızda. 6 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Puan bazlı katkılarda Akbank, BİM, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Tüpraş hisselerini görüyoruz. Yüzdesel bazlı en çok artan tarafta Türkiye Sigorta, yine BİM Yatırımlar, Koza Anadolu, Alarko Holding ve Yapı Kredi hisselerinin yer aldığını da ifade edelim. Şimdi dönelim buradan. İstersen biraz da raporlar tarafına, özellikle yabancılar henüz sermaye piyasalarımıza böyle ayağın ucuyla suyu test edercesine bakıyorlar Financial Times'ın tabiriyle. Ama biz tabii burada yüzsünler istiyoruz, yarışsınlar hatta istiyoruz. Şimdi HSBC'den ve Morgan Stanley'den Türkiye'ye ilişkin notlar var bu sabah. Neler söylüyorlar, küresel yatırımcı için nasıl gözüküyoruz? Şimdi Türk hisse senedi piyasasının genel anlamda bir kere çarpanlara göre değerlemeler hem mutlak hem ucuz vadede karşılaştırıldığında ucuz seviyelerde olduğunu söylemişler. Hisse senetleri için HSBC'nin raporunda özellikle son düşüşün bir alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz demişler. Buradaki makro istikrar programı çerçevesinde büyüme yavaşlıyor, cari açık bir taraftan düşüyor ve enflasyon geriliyor. Bugün özellikle ikinci yarısı tabii büyüme anlamında zayıf bir dönem olacaktır, fakat 2025'te bunun hızlanmasını da bekliyorlar. Faiz oranları önümüzdeki yıl özellikle altını çizmek istiyorum. Burada düşmesi muhtemel demişler. Enflasyon büyüme dengesinde olumlu tablo açısından değerlendirmişler. Burada likidite açısından yine sıkılaşan paranın, TL'nin Türk hisse senetlerini cazip kılmayabileceğini savunan bir görüş var. Ancak biz buna katılmıyoruz demişler. Burası da önemli. Gelişen hisse senedi piyasalarını etkileyen en önemli değişkenin döviz kuru olduğunu ve para politikasının da kalıcı buradaki dövizdeki değer kaybını düşürmek için ortodoks politikalardan geleneksel politikalara geçiş yaptığı durumda bunun hisse senetleri içinde katalist etki edecek bir durum olacağını düşünüyoruz demişler. Dolayısıyla aslında şöyle söyleyelim, izlemede ve olumlu tarafından, ucuzluk tarafından bakmaya eğilimliler. Ama anladığım kadarıyla bunu biraz daha faiz indirimleri çerçevesinde gerçekleştiği zaman belki olabileceğini düşünüyorlar. Morgan Stanley raporunda ise aslında yine benzer şekilde dikkati çekiyorlar. Özellikle tabii cari açık tarafında işte döviz rezervlerinin artması tarafında onlar da dikkat çekmişler. Burada hem özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yazılım tarafında bir atıfta bulunmuşlar ve buradaki Avrupa Birliği ortalama standartlarının altında ve devletin de kurum devlet politikası gereği de buradaki dijitalleşmenin %16'lar seviyesinden %30'lara çıkarılması konusunda bir çabası vardı ve dolayısıyla buradaki dijitalleştirme çabaları buradaki bu sektörde yeni büyüme fırsatları, potansiyelleri yaratıyor demişler. Bir raporun içerisinde aslında bu anlamda hem KOBİ'ler için hem de dijital bilişim dünyası için dikkat çekmesi oldukça önemli. Bir de tabii genel olarak ucuzluk ve fırsat hikayesi barındırsa da bu
işte enflasyonun düşüşüyle birlikte desteklenmesi gerektiğine de açıkça da savunduklarını hala söyleyebiliriz. %85'lerden şu anda hala savaşmaya çalıştığımız bir enflasyon var. Dolayısıyla buradaki kalıcı düşüşü de önemsediklerini anlıyoruz Zeynep raporlardan. Şimdi bir taraftan da şirket haberlerine bakmak lazım. Orada da özellikle BİN yatırımlar listesindeki yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Herhalde SPK bültenine burada bir girizgah yapacağız. Evet, BİN yatırımlarda dün akşam geldi yeni halka arz 1.1 milyar TL büyüklüğünde. Dediğim gibi hisse hareketlerindeki pozitif BİN ulaşım tarafta. Ve akıllı BİN şehir ulaşım. Teknolojileri AŞ evet, için değil bu, mi? Mobilite ve ulaşım anlamında da yeni ilk defa belki halka arz edilecek bir şirket borsada artık farklı sektörde iş yapan, belki teknolojiye biraz daha duyarlı şirketleri de görmeye başladık. Dolayısıyla tabii çeşitlenmesi adına olumlu diyebiliriz. Tabii halka arzlar bu dönemdeki likidin biraz daha sıkışık olduğu durumda bir baskı yaratacak mı? Onu da bir taraftan izleyeceğiz diyelim. Diğer taraftan da bilançolar var. Onları da çok kısa değineyim istersen. BioE'nin bilançosu vardı. Burada ertelenmiş vergi giderinin önemli olduğunu görüyoruz. Ki 464 milyon TL zarar açıkladı şirket. Bir önceki yılın aynı döneminde 757 milyon TL net kar açıklamıştı. Tek seferlik giderlerin net karı baskıladığı gözüküyor. Satış gelirlerine baktığımız zaman ise yıllık bazda %15, çeyreklik bazda ise yine %9 oranında daraldığını görüyoruz. Tabii satış gelirleri, yani burada tek seferlik giderden dolayı bilançoda zarar yazılması önemli ama hep konuşuyoruz satış gelirleri, şirketin nasıl faaliyetlerindeki performansı nasıl yönettiği de önemli. Bunun yanında Aztek Teknoloji'nin de bilançosu geldi. Hafif negatif olarak değerlendirebiliriz. 39 milyon TL net kar açıklamıştı. Yine %78'lik bir daralmaya işaret ediyor. Burada finansal giderlerin net karı baskıladığını görüyoruz. Ancak diğer şirket gibi. Satış gelirlerine baktığımız zaman yine %8, %7'lik hem çeyrekten hem yıllık bazda daralmalar olduğunu takip ediyoruz. Bunun yanında Bülbüloğlu Vinç'te 56 milyon TL net kar açıkladı. Borlase Otomotiv'de 125 milyon TL net zarar açıkladığını takip ediyoruz. Çamaş Döküm'de bilanço var. 58 milyon TL net kar açıkladığını takip ediyoruz. Bunun yanında az önce bir ihraç, devletin yapmış olduğu bir ihracı konuştuk. Garanti Bankası'nda da 60 milyar TL tutarında borçlanma ihraç etme kararı aldı. Bu düşen faiz ortamını biraz daha şirketlerin değerlendirmek belki istediği de gözüküyor. Bu arada açıklanan önemli bilançolardan bir tanesi bugün gübre fabrikalarıydı. 1.06 milyar TL net zarar açıkladı. Bir önceki çeyrekte 757 milyon TL zarar vardı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 1.47 milyar TL finansal zarar açıklamıştı. Şirketin finansal performansı birkaç çeyrektir kötüye gittiğini burada yine takip ediyoruz gübre fabrikalarında. Hızlı yükselen şirketlerden bir tanesiydi. Şimdiki performansına kıyasla olumsuz olduğunu yine takip ettiğimizi söyleyebilirim Zeynep. Bunun haricinde Megap'ta hatırlanacak olursa Concordata süreci vardı şirketin. Burada sermaye artırma ilişkin kararını revize etti ve tamamen nakden karşılanmak üzere 550 milyon TL artırarak 275 milyon TL'den 825 milyon TL'ye yükseltme kararı aldı. Concordata'dan veya işte çıkmak için bir adım attığını görüyoruz. Tabii bu da yatırımcılara rücu edilerek bedelli sermaye artırma yoluyla yapılacağını görüyoruz. Şirket haberlerinde görebildiklerim bu kadar değil. Şimdi bu arada borsa ile ilgili öngörülerden de paylaşmaya devam edelim. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner yayınımızdayken önümüzdeki sürece ilişkin borsadan neler beklediğini aktardı, paylaşalım. Türkiye'nin genel yapısı itibariyle zaten böyle bir hani yavaş yavaş borsaya bir alışım gelmesini bekliyorduk. O yavaş yavaş gerçekleşiyor. Hani devam bugün hemen hızlı bir şekilde olur mu? Bence hani daha birazcık daha hızlı olması için erken. Hani biz burada bir şey görmek isteriz bence önümüzdeki ayki bir enflasyon görülmek istenir. Ondan sonra ben daha da hızlı olabileceğini açıkçası bu hareketlerin önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Ama dediğim gibi zaten hep yılın bu son dönemini borsa açısından daha olumlu, yani özellikle de hani son çeyreğinde özellikle geçtiğimiz işte o ilk 9 aya göre mukayese ettiğimiz zaman çok çok daha iyi bir borsa beklemek bence açıkçası çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bugünden yarına çok hızlı bir borsada yukarı tekrar görür müyüz? Bence o belki hani hemen kısa vade içinde, önümüzdeki bir hafta içinde çok fazla görmeyiz ama hani bundan sonra daha iyi bir borsa, daha yukarı giden bir piyasayı göreceğimizi ben açıkçası düşünüyorum. Hani öncülüğünde hala bankalar tarafında olacağını da düşünüyorum.
Şimdi dışarıya da baktığımızda Çin tarafından işte mali anlamda elimizi taşın altına koyacağız diyorlar. Yine güçlü faiz indirimleriyle yola devam edeceğiz diyorlar. İstersen çok kısa bir küreseli de toparlayalım. Bugün hem Lagarde'dan hem Powell'dan birer konuşma da ajandamızda yer alıyor. Neler beklemek lazım? Evet, Çin geçtiğimiz hafta Fed'den sonra bu haftanın başrol oyuncusu Çin oldu ve küresel piyasalara moral verdi diyebiliriz Zeynep. Hem bankacılık tarafında hem de ekonomiyi canlandırmak için özellikle konut sektörüne yapılan teşviklerle birlikte bugün hem ana endekslerin hem de teknoloji endeksinin de yükseldiğini görüyoruz. 2008 küresel mali krizden bu yana en büyük aslında enjekte ettiği, piyasalara likidite enjekte ettiği hamle. Tabii bir hem burada konut alımlarındaki ipotek oranlarını düşürmesi hem bankalara işte verdiği enjeksiyonlarla birlikte piyasaya ciddi bir şekilde para sokulmuş oldu. Bugün de tabii S&P'nin aslında veya diğer vadelilerin artıda olmasının en büyük sebebi bu. Sadece bu tarafın değil, dün seninle birlikte işlemiştik özellikle emtia tarafını konuşurken belki oranın da canlanmasına sebep olan kısımda yer aldı. Çünkü gerçekten ekonomide işte Çin'de özellikle konut sektörünü konuşuyorduk ve bunun işte ağırlığının da hatta bir süredir verdiği sübvansiyonlar ve bankacılığa yüklemişti Çin ekonomisinde. Şimdi hem bankalara hem de bu tarafa verdiği şey, teşviklerle birlikte küresel piyasalarda en azından biraz daha sorunlu olan bir bölgenin şu andaki dünyayı şöyle bir haritaya bölersek en olumlu olan yer Amerika olacağını ve Japonya belki bir miktar olduğunu düşünürsek diğer küresel coğrafyaları tamamı aslına bakarsan zor durumdaydı. Şimdi biraz daha dünyanın da kalkınmaya başladığını ve biraz daha belki rahat bir döneme girdiğini görüyoruz. Tabii burada jeopolitik riskleri vesaire olabilecek olası tansiyonları es geçerek söylüyorum bunları. Dolayısıyla küresel tarafta da dünya daha iyi bir döneme gider gitmesi olası gözükürken biz de bundan aslında nemalanacağız bir noktada ama hangi nokta orası ve oraya ne kadar yakın zamanda gelebiliriz? Tabii bu merak konusu. İlk etapta akla gelen de burada 6 Kasım'daki faiz indirimleri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Amerika'nın büyüme rakamları açıklanacak. Bunu da yakından takip edecek. Yarın da enflasyon verisi yine önemli olacak. Bizde ise en önemli herhalde bakacağımız başlıklardan bir tanesi menkul kıymet istatistikleri. Yine yabancı geliyor mu? Ne kadar geldi? Nerelerde aldı? Nerelerde sattı? İşte bankacılık muhtemelen artıda banka hisselerine giriş olduğunu muhtemelen bugün gözlemleyeceğiz. Tabii bu merkezin rezervlerinde artış göreceğiz herhalde. Yine artış göreceğiz. Ve dolayısıyla bu işte KKM'den çıkışlardaki bir miktar hatta dövize talep olmuştu. Şimdi onun galiba biraz sakinleştiğini en azından görüyoruz. Ama hani gelelim aynı noktaya hep şeye konuşuyoruz. Reel faiz aslında tüm dünyanın belki şu ana kadar konuştuğumuz en önemli başlık. Amerika'da hala işte reel faizin işte %3 bandında olduğu bir yerde, bizdeki reel faizin %7, %8'lere yakın olduğu bir yerde hala faizin yüksek oluyor olması diğer riskli varlıklar için hep baskı unsuruydu. Şimdi Amerika onu biraz düzeltiyor. Bizdeki reel faiz hikayesi de yavaşlamaya başladıkça bu hikayenin herhalde daha farklı şekilleneceğini söyleyebiliriz Zeynep. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın yine güne birlikte başlamak dileğiyle. Hoşçakalın.